Güçlü, keyifli ve dolu dolu bir skuterla birlikteyiz bugün dostlar. İtalyan tarzını yansıtan Piaggio Medley 150 konuğumuz. Hadi başlayalım. Medley'i ilk aldığımda oldukça sade ve standart bir skuter gibi gelmişti ama kullandıkça ve özelliklerin farkına vardıkça öyle olmadığını anladım. Hepsini anlatacağım ama önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayan dostlara abone olup bundan sonraki videolar için bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Tabii ki videodan çıkmadan da beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Şimdi alışkın olduğunuz üzere hemen teknik özelliklerle başlayalım isterseniz. Motoruna bakacak olursak her ne kadar Medley 150 olsa da adı aslında 155 cm küp hacminde sıvı soğutmalı, üstten tek eksantrikli ve 4 subaplı bir motor bulunuyor Medley'in üzerinde. Bu motor 8750 devir dakikada 16.6 beygir gücü güç üretirken yine 6500 dakikada ise 15 Nm'de tork üretiyor ki bu güç ve tork oranının sürüş testimizde motosikletin hakkını verdiğini söyleyelim. Şimdi kalktı ışıktan. Bir sonraki ışığa kadar, burası bizim böyle klasik gazlama video şeyimiz, hattımız diyelim. Bak abi 80, 90, 92, 94, 99, 100, 102'ye kadar çıktım. Yani tabii arkada araba falan kalmadı. Müthiş gazlıyor motor, müthiş gidiyor. Rampa, rampaya bakalım. Açtım. Yine rampa testi. Yani 16.6 beygir gibi bir beygir gücü çıkıyor. Kahvadan dönüştürdüğünüz zaman kahva olarak vermişler. O da gerçekten yani motor zaten gücünü hissediyorsunuz dostlar. Yani bak alıyor başını gidiyor. Dediğim gibi 136 kilo ağırlığında bir motor. Evet yine açtım bakın şu an 104 hafif aşağıya doğru salındı. Kapanayım biraz. 111, 112, 113, 114, 115, 116. Şimdi hafif rampa yukarı doğru. 116, 8000-9000 devire kadar çıktık. Rampaya doğru yavaşlayacağız tabii ister istemez. Ama yani şehir içi kullanımda böyle kaçan bir motor olsun altımda. Hem değişimi görsün diyorsanız. Motor, scooter, Medley 150 çok ideal. Şurada yine 117, 118. Herhalde tapu gördük şu anda. Şu an tapu gördük. Medley'in fren sistemine bakacak olursak yine hem önde hem de arkada çift pistonlu kaliperlere sahip bir fren sistemi görüyoruz. Yine önde ve arkada diskli yapıda dikkat çekiyor. Bununla beraber yine boş ABS sisteminin hem önde hem de arkada konumlandırıldığını ve diğer markalarda TCS olarak geçen, burada ise ASR olarak adlandırılmış çekiş kontrol sisteminin de Medley üzerinde bulunduğunu belirtelim. Bu güçlü motoru durdurmaya fazlasıyla yeterli. Hem fren sistemi hem de ASR ve ABS ile gerekli güvenliğin sağlandığını sürüş testimizde deneyimledik. Frenleri de hani ani frenlemede deneyeceğiz ama yani oldukça etkili. Tabii ki üzerinde ABS ve ASR yani çekiş kontrol sistemi de olduğunu söyleyelim. Hani kaygan zeminde arka tekerin kaymasını önleyen sistem de var. Bu da yine motorun aslında önemli özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Abi önce şurada bir önü sıkayım. ABS'yi sokmadan güzel bir şekilde yavaşlattı beni, durdurdu. Arkada ABS girdi ama çizgisinden çıkmadı. Hemen şurada arkamı kontrol ediyorum. Şöyle. Şu. Güzel. Gayet başarılı. Frenleri kuvvetli abi. Arka ABS giriyor, ön girmiyor. Yani hani ön teker kayma eğilimi içerisinde olmadığı için. Şimdi mesela tam son noktada sıktım, devreye soktum. Hani bir daha bir görmek için ABS'sini. Ama frenler 10 üzerinden 10, onu söyleyeyim. Yani motorun bu hızlanmasını durduracak bir fren sistemi üzerine konumlandırılmış gördüğünüz gibi.
Evet, şimdi bir şey yaşadık. Gördünüz mü? Bir motor bir gitti, geri geldi kalkışta. Bunun sebebi ASR dediğimiz sistem. Yani arka teker kayma eğilimine, ön arka tekerin ölçümünü yapıp arka teker kayıyor dedi. Beyin motoru yavaşlat dedi, durdur dedi. Dolayısıyla şu ikinci defa oluyor bu arada bu bende. Böyle bir şey yapıyor. Bu ASR ya da diğer markalarda TCS diye geçen sistem. Traction Control ya da işte arka tekerin kaymayı önleyici sistem diyebiliriz buna. Bu bir artı. Ama tabii böyle hani ani kalkışta devreye girmesi çok iyi bir şey değil. Dolayısıyla o ne algıladı? Yağ mı vardı? Bir şey mi vardı orada? Onu çok bilemedim ama böyle bir sistem de var tabii ki. Motor üzerinde gerektiğinde devreye giriyor ve sizi yine tehlikelerden koruyor. Süspansiyon sistemine bakacak olursak yine görüldüğü üzere önde teleskopik çatalı, arkada ise yine her iki yöne yerleştirilmiş, sağa ve sola yerleştirilmiş, ayarlanabilir ve helezon yaylı amortisörleri görüyoruz. Medley'in öndeki amortisörlerinin motosikletin bu güçlü yapısına uygun olarak yolda tutunmayı, yüksek süratlerde yolda tutunmayı sağlayacak şekilde bir tık sert yapıda olduğunu gördük. Yine arkalar ise yine konfordan ödün vermeyen bir yapıda motosiklet üzerinde konumlandırılmış. 59-60 km süratle rahat bir şekilde giriyorum. Var mı bırakma bırakma? Hiçbir şey yok. Gayet başarılı. Burada tabii amortisörler, lastikler, bunların hepsi bu rahat girmeye ne yapıyor? Olanak tanıyor. Etkisi var hepsinin. Etkili aktörler burada. Amortisör artı lastik jant bileşeni. Aşağı doğru. Güzel. Evet, 60'a 58'e kadar çıktık. Güzel abi, gayet başarılı. Hani sonuçta viraj motoru değil hani, ama hani böyle dönüşlerde de nedir, güvenli midir değil midir, bunu da sizler için hayat motorla güzel farkıyla deneyimliyoruz. Yani sıkı takipçilerimiz biliyorlar ve bizleri bu incelemelerimizi seviyorlar. Yüz yolda basarken ki o stabilite, motorun stabilitesi nedir abi? İşte bozuk yollarda, özellikle İstanbul gibi hani tarlaya dönmüş yollar diyelim. Çünkü gerçekten İstanbul'un yolları tarla gibi yama yama devam ediyor. Dolayısıyla burada şu kafa tabii ki şu hareketi mecburen yapıyor. Niye? Çünkü amortisörlerimiz sert abi. Mecbur yani böyle güçlü bir motora sert amortisör konumlandıracak ki yüksek süratte motorun kıçı başı oynamasın. Motosikleti yine dostlar dikkat çeken önemli noktalarından bir tanesi de jant teker yapısı. Yine bu tarz motorlarda çok görmeye alışkın olmadığımız önde 16 inçlik bir jant yapısı bulunuyor. Jant teker yapısı bulunuyor. Arkada ise yine 14 inçlik bir jant teker yapısı mevcut. Diyeceksiniz ki bu jant teker yapısı ne işe yarar? Vallahi şu işe yarıyor. Özellikle İstanbul gibi bozuk yollarda ya da hafif arazi koşullarında da kullanıyorsanız bu motoru, hani çukurlu tümsekli yollarda kullanıyorsanız, size süper bir esneklik sağlıyor bu yapı. Yine üzerinde kullanılan lastikler de şehir kullanımına uygun Michelin'in City Grip lastikleri mevcut ki gerek virajlarda gerek diğer yol kullanımlarımızda bu lastikler bize herhangi bir şekilde olumsuz deneyim yaşatmadı. Yani böyle aralardan geçişlerde falan, yani bu jant teker yapısı aynı zamanda güven veriyor dostlar, onu da söyleyeyim. Yani bu önün 16 inç olması gerçekten çok büyük bir avantaj ya. Böyle artık yol motoru gibi motor olmuş bu. Şimdi teknik özelliklerine şöyle bir baktıktan sonra yine sizlerin de benim de en çok sevdiğim bölüme geldik. O da nedir? Tabii ki motosiklet bize neler hissettiriyor, kullanım ve konfor özellikleri neler, bunları sizlerle paylaşmaya. Bunun için her zaman ne yapıyoruz? Tabii ki motosikletimizi şöyle bir orta sehpadan indirip üzerine çıkıyoruz ve anlatmaya başlıyoruz. Şimdi hemen oturma pozisyonu, sele ve motorun ağırlık merkezi ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşayım isterseniz. Öncelikle 79.9 yani 80 cm yüksekliğinde bir seleye sahip olduğunu belirtelim motorun. Yani hani benim 1.77 boy bacak uzunluğu normal. Ona rağmen şöyle hani ön aya gibi, parmak ucu gibi falan kontrol edebiliyorum. Yine 136 kilogramlık bir ağırlığı var scooter'ın.
ve ağırlık merkezi nispeten aşağıda konumlandırılmış gibi görünüyor. Dolayısıyla iyi bir dengeye sahip, yol kullanımlarında herhangi bir şekilde yol testinde bize bununla ilgili olumsuz bir deneyim yaşatmadı. Yani motosiklete hakim olmakta oldukça başarılıydık. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Oturuş pozisyonuyla ilgili deneyimlerimizde isterseniz hemen sürüş testimizde sizlere aktaralım. Sele'den bahsedelim istiyorsanız biraz. Sele'yi güzel yapmışlar. Güzel bir bel dayaması var. Sert yapılı bir sele. Ama sonuçta scooter. Yani hani şehir içinde kullanılacak. Uzun yola gitmeyeceğin için. Hani uzun kullanımlarda ne yapar ne yapmaz. Onun için çok bir şey diyemeyeceğim ama şu ana kadar dünkü kullanımım da dahil beni çok yorduğunu söyleyemeyeceğim. O anlamda güzel. Dediğim gibi oldukça yüksek seleli bir motosiklet, bir scooter. Hani boyla ilgili sıkıntı yaşar mısınız? Aslında yaşamamanız lazım, alışkın olmanız lazım ama hani çok takıntılı olanlar varsa. Onlar bir tık belki uzak durabilirler bu motordan. Ayrıca artçı selesi de, artçı kısmı da selenin oldukça geniş tutulmuş diyebiliriz. Oturuş pozisyonundan da bahsedelim. Yani oturuş pozisyonu aslında rahat. Hani böyle taburede oturuyorsunuz gibi. Ayaklar dik. Karşıya dayama imkanı yok tabii ki. Şöyle çok hafif öne eğiyor sizi. Zaten selenin de böyle bir açısı var. Dolayısıyla şöyle çok hafif öne. Yani tabii ben çok böyle bir skuter kullanıcısı değilim ama hani genelde benim sırtım ağrıyor skuterlarda. Bunda şu ana kadar böyle bir şey hissettirmedi bana. Hani diğer kullandığım skuterlara göre bunun bu tarz, bu sınıftaki skuterlara göre bunun selesinin ve oturma pozisyonunun daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Şu anki hissiyatlarımla. Yine skuterla ilgili, Medley 150 ile ilgili şöyle ön tarafıma baktığım zaman önde güzel bir göstergeyi, detaylı bir gösterge, göze hoş gelen bir göstergeyi, yine şurada alçak yapılı aynaları görüyorum. Yine gövde üzerine entegre edilmiş kütük yapısı, düğme yapısı dikkat çekiyor. Bununla ilgili de yine izlenimlerimizi isterseniz hemen yol testinde anlatalım. Güzel bir göstergesi var bu arada. Göstergeyi beğendim. Ben yani böyle çok renkli göstergeden ziyade böyle göze hitap eden, işte arka plan beyaz, ön plan siyah olan LCD göstergeleri daha çok seviyorum abi. Her şeyi baktığın zaman bir anda kafa karışmadan görüyorsun. Önde kilometre göstergem var. Hemen devir saatim. Üstünde şurada 170 kilometre bu yakıtla gider diyor. 14 derece dış hava sıcaklığını gösteriyor ki güzel bir özellik. Aranan bir şey, istenen bir şey. Saat var. Trip metrem var. Yakıtımızı yeni almıştık. Şurada hararet göstergesi var. Sıvı soğutmalı bir motor biliyorsunuz. Evet, şurada da yakıt göstergem var. Böyle basit bir gösterge var. Şurada da mod düğmelerinden modları değiştirebiliyorsunuz. Bunları biliyorsunuz, modları değiştirirken bu İtalyanlar da böyle çift basıyorsun, çift basıyorsun. Buradakini değiştiriyor. Sonra birer birer de basınca da şuradakini değiştiriyor. Şöyle bakalım. Voltajı da gösteriyor ki voltajını. Bu da bir avantaj. Güzel yani. Gösterge sade ama süper. Yani her şeyi koymuşlar. Şimdi aynalar çok kötü değil. Yani arkayı göstermekte yeterli gibi ama ben şu çok altta olan aynaları çok sevmiyorum. Belki benim kullanım tarzıma uygun olarak. Hani baktığım zaman evet arkadaki geleni gideni, arkanın farkındalığını bana sağlıyor. Ama çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla 10 üzerinden aynalara kaç verelim abi? 7 veriyorum. 10 üzerinden 7 veriyorum aynalara. Hadi çok puan kırmayalım. Kütük yapısını da unutmayalım bu noktada. Yani çok kötü değil, onu söyleyeyim. Yani nispeten böyle basit tabii. Plastik baktığınız zaman basit gibi duruyor ama. Mesela şu selektör düğmesi iyi düşünülmüş. Mod düğmesi yine. Şöyle baktığınız zaman güzel. Burada yine anlık yakışı zannedersem evet görebiliyorsun. Kilometre bölü litre cinsinden. Motorda start stopumuz da var. Şuradan açıp kapatabiliyoruz. Yani nedir abi? Geliyorsun şöyle. Duruyorsun. Durdum. Stop etti. Şu an duruş pozisyonunda bekliyorum. Ne zaman gazı verdiğim zaman tekrardan devreye giriyor. Medley'in yine
Aydınlatma sistemine bakacak olursak dostlar, oldukça güçlü farlara sahip olduğunu, LED özellikle ve gündüz aydınlatmasına da sahip oldukça güçlü farlara sahip olduğunu gördük. Yine komple LED aydınlatma demek isterdim ama ön ve arka sinyallerin flamanlı yapıda olduğunu gördük. Yine arka aydınlatma ise LED olarak konumlandırılmış. Ben özellikle gece sürüşümde farın bu kuvvetli yapısını ve gündüz sürüşlerinde de uzun yaktığın zaman farkına varılma, görülme açısından oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi önümüzde tabii ki bir skuter var. Şehir içi güzel böyle oradan oraya kaçan, buraya kadar olan izlenimlerimizde, paylaştıklarımızda gördünüz. Dolayısıyla bir de neye ihtiyacımız var? Saklama alanına ihtiyacımız var. Şimdi saklama alanı ön tarafta çok fazla bir şey size sunmuyor. Hemen onu şuradaki anahtarı çevirerek, göbeğe basarak açabiliyorsunuz. Geniş bir kapak açılıyor. Şu bölümde cep telefonunuzu da şarj edebileceğiniz, içinde USB yuvasının bulunduğu bir cep telefonu, orta halli bir cep telefonunu alabilecek kadar bir hazne var. Şurada da minik bir şey var ama o ne işe yarıyor bilmiyorum. Onun dışında bagajı açmak istediğim zaman şurada bir düğme vasıtasıyla açıyoruz. Bagaj nispeten büyük. Yani böyle full face kaskı medium boyda falan alabilecek gibi bagajı var. Onun dışında ben ekipmanlarımı, işte üstümdeki montumu, yeleğimi falan çok rahat bir şekilde koyabildim. Bagaj hacminin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ola ki akünüz bitti. Akü bittiği zaman burada düğmeyle açılan arka bagajı açamıyorsunuz doğal olarak. Ne yapmışlar abi? Şuraya ufak bir mandal koymuşlar. Onu hemen şöyle yukarı doğru çektiğiniz zaman telle, manuel olarak da arka bagajı açabiliyorsunuz ki bu da güzel düşünülmüş bir detay. Hani başında dedik ya, çok böyle standart gibi geldi ama güzel detaylarla aslında motosiklet bir tarz haline getirilmiş ve süslenmiş diyebiliriz. Evet, buradaki tabii ki saklama alanının, cep telefonunuzu koyduğunuz için saklama alanının anahtarsız da açılamadığını belirtmek lazım. Bu da çok önemli bir detay benim için, en azından telefonunuzun güvenliği açısından. Arkaya geldiğimiz zaman ise şurada güzel bir yapı var. Yine şu arka arçı tutulma demiri ve çanta demiri diyeceğimiz bu parça üzerinde yine plastik, motorun genel tasarımı ile ilgili genel tasarımına uygun olarak da plastik bir parça yerleştirilmiş. Ha, bu da ne oluyor abi? Böyle bir yere mola verdin, yanında çayını kahveni aldın falan. Şuraya rahatlıkla koyup hani dökülse de silebileceğin şöyle bir satı oluşturulmuş. O da benim yine motor üzerinde hoşuma giden noktalardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi her zaman olduğu gibi tabii bir yakıt ölçümü de yaptık motosiklete. Bizim kullanımımızda test ortamında 3-3,5 litreler civarında bir yakış verisi verdi. Ama fabrika verilerine baktığımız zaman 2.43 gibi söylüyor fabrika şeyleri, verileri, spekleri. Dolayısıyla tabii ki bizim hani motoru agresif kullanmamız, yüksek süratlerde kullanmamız buna etki etmiş olabilir diye düşünüyorum. Bizim bulduğumuz rakam bu. Fabrika verisi de 2.43. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi her zaman olduğu gibi motorun sevdiğim ve sevmediğim yönlerinden de bahsedeyim kısaca. Motosikleti sevmediğim yönleri arasında, yani bölümde de içerisinde de bahsettiğim gibi aynalar geliyor. Onun dışında sevmediğim değil ama eksik gördüğüm böyle bir skuter için bir el freni, şuraya el freni konumlandırılsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında şu depo kapağını çok sevmedim. Elde kalan bir depo kapağı. Yeri ve yeri biraz sıkıntılı. Onu sevmediğimi söyleyeyim. Bunlar sevmediğim yönler arasındaydı. Sevdiğim yönler arasındaysa tabii ki videoda da bahsettiğim gibi performansı, yol tutuşu, gidişi, konforu, bunlar sevdiğim yönler arasında yer alıyor. Medley 150'nin iki tipi var aslında. Bugün incelemiş olduğumuz standart tipi, bir de Medley 150 S tipi var. S tipi ile standart tipi arasında neler farklı diye soracak olursanız, telefonunuzu Bluetooth üzerinden şuradaki göstergeyle entegre edip gelen aramalara falan müdahale etme şansınız var S modellerinde. Renk seçenekleri, ki birazdan bunlarınkinden bahsedeceğim, renk seçenekleri daha fazla. Bunda üçgen, onda 5 tane renk seçeneği ve daha canlı ve ufak tefek böyle makyajlı kısımlarda değişiklik görüyoruz. Ve aralarında da 10 bin lira gibi bir fiyat farkı var. Ha, ben alacak olsam S'ini tercih ederim 10 bin lira için. Standart yerine S'ini tercih etmeyi düşünürdüm. Tabii şimdi gelelim o zaman fiyat kısmına. Fiyata bakacak olursak, şimdi 150 cc'lik bir motor için bir tık yukarıda gibi görünse de ama bu özelliklerle beraber bir İtalyan motoru Piaggio markasında göz önüne aldığınız zaman standart modelinin 229 bin lira, S modelinin ise 239 bin liradan alıcısına sunulduğunu söyleyelim. Yine 100 bin liraya kadar
6 ay vade farksız taksit imkanı da Doğan Trend'de bulunduğunu internet sitesi üzerinden gördüm. Evet, yine ben ne zaman bir motosiklet testi alsam, ne zaman inceleme çeksem yağmur maalesef bizi yakalıyor. Bugün de yine yakaladı. Dolayısıyla çok yağmura yakalanmadan hemen kapanışla yapalım dostlar. Bugünkü konuğumuz Piaggio'nun Medley 150 modeliydi. Şehir içi güzel, konforlu ve hızlı giden bir scooter. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tabii ki videodan çıkmadan önce mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın diyoruz. Ve tabii kanalımıza abone olmayan dostlarımızı kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak için de mutlaka bildirim uyarılarına, bildirim çanına basmaya bekliyoruz. Bölümümüzle ilgili, motosikletle ilgili görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız varsa onları da yorumlar kısmına bekliyoruz dostlar. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.